Herkese merhaba, ben Faked ve Süper Hardcore'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle Tomcraft'ı pek görmek istemiyor gibisiniz, anlaşılan yorumlardan anlayacağım kadarıyla. En azından araştırma ve etrafta gezip bir şeyler topladığım kısımları artık videoda göstermeyeceğim. Veya araştırma yaptığım böyle etrafta rastgele gezip şu aletçikle. Fakat Tomcraft'ta hiçbir modun onun yerini tutamayacağı müthiş onlarca alet var. Ve onları kullanacağız. Üretirken de göstereceğim. En azından nasıl yapıldıklarını. İcatları değil. Yani bunlar kaçınılmaz fakat her şeyi göstermeyeceğim. Onu demek istiyorum. Sizin isteğiniz karşısında. Ars Magica 2 çıktı. Şu anda kullanmayı tam bilmiyorum ve oyuna gerçekten güçlü yaratıklar ekliyor. O yüzden şimdilik eklemedim kendi isteğimle. Fakat bu mod paketine uyuyor. Denedim. Eklersek geceleri çok büyük sorun yaşarız diye düşünüyorum. En azından şimdilik. O yüzden daha sonra ekleyeceğim o modu da. Evet, bu kadar. Great Wood ve Great Wood Sapling topladım. Kendime yeni bir asa yaptım. Bu 75 tane depolayabiliyor. Diğer 25 tane depolayabiliyorken. Ve hepsini tamamen doldurdum. Etrafta gezip. Çok uzaklara gezip. Ve bu bölümde şu arkadaşı yapacağız. Infernal Furnace. Kısacası bolca obsidiana ihtiyacımız olacak ve yer altından toplayacağız büyük ihtimalle obsidiana da. Nether Brie'ye ihtiyacımız olacak, yani Nether'a gidiyoruz muhtemelen. Iron Bar ve Lava'yı da buluruz zaten. 50 Ignis ve 50 Tera gerekiyor bunun için ki benim bu asamda o kadardan daha da fazla bile var. Öncelikle hiç Nether rakımız var mıymış? Var. O zaman pek Nether'a gitmemize gerek yok gibi. Evet. Sadece obsidiana ihtiyacım var. Obsidian. Peki obsidian yapmanın kolay bir yolu var mı? Bakalım. Bu ne? Force freezing. Ha. Bu force aletlerini yapalım ya. Bayağı güzel şeyler var. Şunlara baksanıza. Bir tane lava kapsülü direkt obsidiana çeviriyor. Vay. Dartcraft'ta gerçekten güzel şeyler varmış. Hem de kapsülü de geri veriyor bakın. Değil mi? Evet. Oo. Dartcraft'ta gerçekten işe yarar şeyler var. Onlara da bir baksak fena olmaz. Ayrıca bu asa bu kadar fazla enerji tutmasına karşın bir de hava simgesini kendi kendine yenileyebiliyor. Çok yavaş da olsa. %10'a kadar. Yani yıldırım muhtemelen bu asayla kullanacağız. Ben şimdi obsidian bulmaya çalışacağım yeterince. Daha sonra size geri döneceğim. Bir bakayım öncelikle şurada obsidianımız var mı? 3 tane var. Lavamız var mı? Yok. Ben şimdi obsidian bulup geleceğim. Şimdi biz zaten Nether'a bizim şeylerle gidebiliyoruz. Ne denir? Benim öncelikle kazmam nerede? Heh, burada. Kitaplarla gidebiliyoruz. Bence o yüzden ben buradaki obsidianları toplayabilirim. Değil mi? Bence toplarım. Ve topluyorum da. Sanırım gece de oluyor. Ayrıca şu Nether işini, çok yakında bir Nether'a gidip orada bayağı bir gezmemiz gerekecek birkaç şey için. Ve yakınlarda çok fazla etrafına, ya daha doğrusu içine blok çeken Aura Node gördüm. Bir uyuyup geleyim ben. O zamana kadar da konuşalım biraz. Yani içine blok çeken Aura Node'lar içine blok çektikçe büyüyor mu, gelişiyor mu bilmiyorum. O yüzden onlar içine blok çektiği halde ben onları hiç ellemeden bıraktım. Ki umarım onlar bize sonradan sorun çıkartmaz. Öyle umuyorum. Ben uyuyayım, daha sonra obsidianları kazıp geri geleyim. Pekala, sabah oluyor ve biz bu şeyi nereye koyalım acaba? Bu fırını. Şimdi bir bakacak olursak öncelikle kaç tane obsidiana ihtiyacımız var? 5. Tam orası 5. Evet, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12 tane obsidiyana ihtiyacımız var. Bende 8 tane var. Oradakileri toplayalım. Şimdi ona üst tarafından atmak gerekiyor aletleri. Yani ısıtacağımız şeyleri. Üst tarafına ısıtacağımız şeyleri attıktan sonra bu ön tarafını ısıttığı şeyleri fırlatıyor. Ve eğer Ignis simgesi olursa yakınlarda inanılmaz hızlı ısıtıyor. Gerçekten çok hızlı ısıtıyor. Ve biz de sonradan onun önüne bol bol Ignis simgesi koyacağımızı tahmin ediyorum. Peki önüne doğru fırlatıyor. Önüne doğru fırlattıklarını neyle alacağız? Tabii ki Obsidian Pipe kullanabiliriz. Neden olmasın? Fakat daha havalı bir şey var. Hiç öyle iğrenç görüntü oluşturmayacak. Hungry Chest. İcat edeli fazla olmadı. Yapımı gerçekten çok 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 ucuz. Şuna bakın. 5, 3, 3 istediği simgeler ve sırf odundan oluşuyor. Ve üstüne düşen her türlü item'ı direkt otomatik olarak içine alan bir sandık. Çok işe yarar. Şimdi ben hemen obsidiyanları toplayayım. Ve buradan yeterince obsidiyan çıktı. Çok şanslıyım gerçekten. Eğer o benim aletten 3 tane daha fazla obsidiyan çıkmasaydı yeterince olamayacaktı. Fakat yeterince bulduk şu anda. Şimdi ben 2 kova su almıştım. Lav görsem obsidiyan yapayım diye. Onu şuraya koyayım ve şuradan lav alabiliyorsam. Alamıyorum. Artık bu fırını kullanmayacağız ne de olsa. Ben hemen şu taraftan bir lav alayım. Şu taraflarda bir lav gölü vardı diye hatırlıyorum. Ve umarım kaybolmam. İşte lav gölü. Ne olur ne olmaz ben 2 kova alacağım. Belki daha fazlasına ihtiyacım olur. Kim bilir. 2 kova lav. Ve buradan da direkt geri döneceğim. Sanırım ilk icat etmem gereken şeylerden biri beni hızlı koşturan ayakkabı gibi gözüküyor şu an burada. Değil mi? Evet, şu anda hızlı gitmek için pek bir yolumuz yok. Industrial Craft'ın yeni versiyonunu, Experimental'ı kullanmayı bilmiyorum. Ve sanırım bir dahaki bölüme kadar ben onu yapmaya çalışacağım. Hızlı koşturan ayakkabıyı. Ve tabii ki onu yaparken kullanacağımız çok ilginç bir sistem var. Önce onu da öğrenmem lazım. Öğrenmem dediğim icat etmem lazım zaten biliyorum ve gerçekten inanılmaz havalı animasyonları var onun. En azından üretirken onu size göstereceğime eminim. Şimdi iki kovalamız var. O zaman evdeki Nether rockları ısıtınca da yapabiliriz. Her şey hazır. Ben o zaman bütün malzemeleri toplayıp geleyim şimdi. Ve şunu icat, daha doğrusu inşa edelim. İcat diye bir şey yok. Eşyaları sınırken biz de yerini belirleyelim. Şimdi evimizde eşyalarımız, koymamız gereken eşyalar büyüdükçe şu tarafa doğru genişleteceğiz demiştik. Dolayısıyla direkt buraya yapamam onu muhtemelen. Yaparsam da hoş durmaz. Şuraya yapsam buradan direkt dışarı çıkılıyor. Dolayısıyla hiç güzel olmaz yani. Hiç hoş olmaz. Önünü falan kapatmak çok zamanımı alır. Pek emin değilim açıkçası yani. Aslında buraya yapabiliriz. Şuradaki fırınları temizleyip ne de olsa artık kolay kolay fırın kullanmayacağız bu fırın bize geldikten sonra. O zaman buraya yapalım. Şimdi 3 çarpı 3 çarpı 3'lük bir şey açmamız lazım en az. O da şuralar olacak. Facebook sesi geldiyse benden ikisi geldi. Özür dilerim. Şuraları şöyle açalım iyice. Buradan da mağaraya çıkıyormuşuz. Orayı da şöyle kapatalım. Zaten biz evimizi mağaraya yaptık yani o yüzden mağaraya çıkmamız pek şaşırtıcı bir şey değil. Peki. Ama benim en çok rahat ettiğim ve en çok sevdiğim evlerden biri oldu yani bu bütün serilerim boyunca. Her taraf kazılabilir, her taraf kolaylıkla genişletilebilir. Çok hoşuma gidiyor şu an bu ev. Güzel, bunlar da ısınmak üzere ve yeniden güneş mi batıyor? Şimdi ısınan şeyleri bir alalım. 6 tane demirimiz ısındı.
Nether Rock'lar ısınmak üzere. Biz hemen uyuyalım. Azıcık uyudum ve 64 tane Nether Brick hazırdı. Biz de o zaman bu fırsatı değerlendirelim. Tak tak tak. 16 tane Nether Brick oldu. 64 tane Nether Rock'tan. 16 tane Nether Brick bizim işimizi görür mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, görür. Şimdi iron barlarla da yapmamız gereken şeyi yapacağız. Bunu da ben şuraya koyacağım şimdilik. Gel bakalım. Bunlarla kendimize bir iron bar yapıyoruz. Ve de artık hazırız. Sonunda. Şimdi sizleri bir alalım. Pekala. Burada gösterdiği gibi yapacağız. Zemin şöyle olacak. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Öyle, böyle ve köşelerine Nether Brick. Burada bir iron bar. Nether Brick, Nether Brick, Nether Brick, Nether Brick. Tepeye doğru birazcık daha genişletmem gerekiyor. Aa, şu Facebook kapatmayı unuttum. Pişman oldum. Şu an videoyu da durdurup ona girmek istemiyorum. Zaman kaybı olur diye. Birisi durmadan bir şeyler yazıyor. Video bitsin de onu bir güzel azarlayayım. Değil mi? Pekala. Yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi kırıp da yeniden şey yapmak istemiyorum açıkçası. Ha, şu köşelere obsidian koyulacak. Ortaya lav. Artık dikkatli olalım. Lava düşmemeye çalışalım. Yeter ya. Tamam. Şimdi şuralara şöyle. Lava bu kadar yakın olmayı sevmiyorum hiç. Daha sonra tepesini de şöyle yapıyoruz herhalde. Yanlış bir şey olmasın lütfen. Ha, evet, düşündüğüm gibi. Şuraya obsidian, obsidian, obsidian ve obsidian. Sonra aşağı atlayalım ve şuraya da bir Nether Brick. Pekala, böyle olması lazım. Şimdi asamla sağ tıklıyorum. Tada! Ve artık fırınımız hazır. Sonunda ya. Düzgün bir fırınımız olmayalı çok uzun zaman olmuştu değil mi? Phew. Pekala. Şimdi sıradaki aşama. Hungry Chest. Hadi yapalım. Çantamdaki gerekli eşyalar atayım. Korkunç sesleri dinleyisi de bu arada. Tek ihtiyacım olan şey odun. Ve ondan da var anlaşılan yok. Şundan alalım. Çalışma masasına gidelim. Şundan yapacağız. Daha sonra geri yukarı çıkalım. Ve şu masada şöyle bir şey yapacağız. Eski asamdan kullanayım. Ve de Hungry Chest. Tada. Şimdi şunun altına bir bakalım. İçine bir şey atarsanız yiyor. Nom 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 nom. Ona değdiği sürece item yer yani. Üstünde, altında. Nom. Fark etmiyor bunun için. Bunu kazmayla kazarsam gelir herhalde. Evet. Bunu da şuraya koyacağım. Güzel. Şimdilik bu aletçik o kadar hızlı değil. Gerçekten hızlı değil. Çünkü şuralarına öncelikle Arcane Bellow koymam lazım ki henüz icat etmedim. Fakat en yakın zamanda icat edeceğim. Muhtemelen bir dakika bölüme kadar şuraları da açalım. Heh. Şuraları da şöyle yapalım. Tamam. Buralardan bağlanması gerekiyor çünkü Arcane Bellow'un. Buralar açık olması lazım. Daha sonra bir de buna ateş simgesi yapmamız lazım. Ki ateş simgesini elde etmenin çok kolay bir yolu var. Gerçekten çok kolay bir yolu var. Şimdi bu. En son denediğimde ki ondan sonra birkaç tane versiyon çıktı değişti mi bilmiyorum. Bir tane ateş simgesiyle yaklaşık
32 tane falan maden istiyordu. Çok büyük bir sayı. Ve bir tane ateş simgesi, bir bakalım, bilin bakalım neyde var? Şöyle getirirsem, fırında iki tane var. Yani bir tane fırından ateş simgesini ayırabilirsek, bir fırın ile 64 tane eşya bunu ısıttırabiliriz hızlı bir şekilde. Oldukça iyi bence. Bu şekilde bütün ısıtma işlemlerimizi yapacağız. Belki bundan birkaç tane daha yapabiliriz gelecekte. Bunu sağına soluna falan doldurarak. Fakat şimdilik bu kadar sanırım. Evet. Güzel oldu ama. Şimdi hadi bakalım biraz onda bir şeyler ısıtmayı deneyelim. Mesela aynen. Çok fazla ihtiyacımız oluyor. 32 tanesini ısıtalım. Ben bir buraya şimdilik pipe sistemi kursam fena olmaz, değil mi? Bir bakalım obsidian pipe'ımız var mı? Obsidian pipe. Ha, cobblestone transport pipe var ve bir tane obsidian'ımız var. Yani obsidian pipe'ımız yok. Ama ben obsidian pipe yapmıştım diye hatırlıyorum. Ki öyle hatırlıyorsam muhtemelen yapmışızdır. Burada mı? Ha, şu dışarıdaki sandıklarda olabilir. Ben en iyisi şimdilik yatıp uyuyayım. Sabah olsun. Daha sonra sabah olunca hem gidip obsidian pipe var mı diye bakarız. Hem de şey yapacağız. Kendimize yeni bir zırh yapacağız artık. Bu eskidi. Peki bakalım bakalım. Ben buralarda obsidian pipe kullandığımı hatırlıyor gibiyim. Oh. Creeper kardeş, bir dakika. Etrafta başka bir tehlike var mı? Öyle ben oraya bakarken beni patlatıp öldürmesin. Şu anda üstünde zırh da yok. Direkt gider yani seri. Başka tehlike yok gibi. Tamam. Şimdi. Ama paranoya oldum. Heh. Obsidian pipe var. Stone transport pipe var. Golden pipe var mı? Yoksa da biz yaparız artık. Şuralara da bir bakayım. Ne olur ne olmaz. Redstone engine de olması lazım. Redstone engine belki de şeydedir. Ya da gerek yok ya Redstone engine'e. Uzaktan çekmeye versin obsidian pipe. Direkt üstüne atarız. Kimin umrunda? Şimdi Golden Transport Pipe'ımız var mı diye bakalım. Hız benim umrumda çünkü. Golden Transport Pipe'ımız yok. Fakat Gold'umuz var. Ve de umarım Glass'ımız vardır. Evet. Pekala, bunu da yaptık. Şimdi şunu atayım, bunu atayım. Engine'imiz var mı? Engine, evet. Ama onu yapmayacağım. Şimdi bunu nereden geçirirsek hoş gözükür bu pipe'ı. Sizce? Şimdi şuranın çok yakınında olursa, yani burada falan. Bunun ağzından çıkan eşyalar sandık yerine obsidian pipe'a gidebilir ve o zaman da bizim için sorun olur. Isınan şeyler geri içine girer. Mesela demirler refined iron olur muhtemelen. O yüzden orada olmasını istemeyiz. Şurada olsun o zaman. Sizleri de kırıyorum. Ve şurayı da kapatacağım. Heh. Tamam, burada olacak. Buraya bir tane obsidian pipe. Seni de kırarım. Buraları sonra tamamen boşaltıp yeniden düzelteceğiz. Unutmayın. Yani şimdilik oranın görüntüsünü fazla sorun etmiyorum. Şöyle yukarıya. Şöyle şunun etrafını kapatırsam daha iyi olur. Böylelikle itemler dışarı kaçmaz en azından, değil mi? Şuradan şöyle, şöyle. Böyle olsun. Ya da böyle olmasın ya. Böyle belki etrafı falan dağılabilir, biliyor musunuz? Dağılma ihtimali var. Şöyle yapalım.
Sen bir blok daha yukarı çık. Daha sonra buraya yukarıdan bir iniş yap. Daha iyi oldu. Şimdi etrafını da tamamen böyle kapatabilirim. Böylelikle hepsi içine düşer. Şuradaki golden pipe'ı da alalım. Ve seni bir blok daha ileri çıkarmak istiyorum. Böylelikle daha açık gözükür. Hop hop, onlar benim. Kusura bakma Hunger Chest. Ve sanırım yeterince iyi oldu, değil mi? Şurayı da kapattım mı? Heh, yani. Bana yeterince iyi gözüktü. Şimdi hadi demirlerimizi ısıtalım o zaman. Bir deneyelim. Demirleri atıyorum içine. Isınması biraz sürer. Çünkü şu an hiç yanında Arcane Bellow yok. Ondan sonra ateş simgesi yok. Böyle bir durumda oldukça yavaş bir fırın. Fakat bedava. Yani benim için yine de iyi. Ha bir de bunu da araştırabiliriz sanırım. Ha yok, araştıramıyoruz ama Hungry Chest'i araştırırım. Birazdan atması lazım. Bari bir tane demir atsa da ısındığını anlasak. Hadi. O kadar zor değil. Neyse ben zırhımı giyeyim şimdi bir. Yeni zırh yapalım. Acaba takıldı mı? Ne oldu? Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Birazdan anlarız. Bakalım zırhımız var mı? Sanki bir tane daha vardı. Evet. Kaskımız var. Kıyafetimiz var. Şunu atalım. Kıyafetimiz var. Ayakkabımız var. Peki pantolonumuz var mı? Bronze yok. Pantolonumuz yok. Pantolonumuzun canı o kadar da kötü değil zaten. Şu yukarı bir bakayım ya. Aklım takıldı. Şuraları kazıp biraz taş kazanayım. Attım biraz önce yok. İçine gitmiş herhalde. 32 tane demirimiz boşa mı gitti? Umarım öyle olmamıştır. Şimdi bunları bir özellik basalım bölümü bitirmeden önce. Hadi basalım. 14 level basabiliyoruz anlaşılan bu kadar kitaplıkta en fazla. Bana uyar aslında 14, değil mi? Yani hepsini 14 bassam anca. En çok kaskım zarar görmüş mesela. Kıyafetim hiç yok. Öncelikle kıyafetime 16 basalım. O 16 da oluyormuş. Protection 2, Taunts 1. Hiç fena değil. Gayet güzel. Ayakkabı 14. Projectile Protection 3, Haste 1. Oo, hızlı da mı? Hızla mı basılabiliyordu? Wow. Vay canına. Bir dakika. Böyle bir özellik olduğunu neden bilmiyorum. Wow, bayağı hızlandık. Şuna baksanıza. Bu normal hızım. Bu ayakkabıyla hızım. Buranın üstünde uçuyoruz zaten resmen. Çok ilginç. Ben bunu niye bilmiyordum? Normal Minecraft'ta olan bir şey mi acaba? Çok ilginç. Cidden şaşırdım yani şu an. Vay. Buna da Blast Protection geldi. Yani Creeper'lara karşı iyi olur herhalde. En azından su altında iyi görmekten daha mantıklı bir özellik.
Zırhı şimdilik tamamladık gibi. Sadece pantolon eksik ki o da zaten o kadar zarar görmemiş ve hızlı koşuyoruz. Ayakkabıya gelen özellik sayesinde. Ve sanırım madenlerimiz de boşa gitti. Acaba bunun çalışması için Arcane Bellows şart mı? Ki sanmıyorum. Peki o zaman. Bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.